Yani ben daha bir yıl olduğundan dolayısı tam olarak tanımıyorum ama kendisini. Faaliyetlerinden pek memnun değilim yani. Beklentileriniz neler? Yani beklentilerim, ben mesela Bahçeli Evler'de oturuyordum. Oranın belediyesi buradan 1000 kat daha iyi. Yani hem sokakları olsun, hem çöpü olsun. Burada mesela nasıl desem size, sosyal mesela, sosyal yardımları buradanın yok. Her sene mesela orada 8 ayda bir mi, 6 ayda bir mesela nakdi para veriyorlar. İhtiyacını karşılıyorsun. Burası öyle bir şey yok. Burada mesela ben gelir gelmez yazıldım. Yazıldıktan hemen sonra bana işte dönüş olarak şey diyorlar. Efendime söyleyeyim, işte bizde yardım yok. Sadece erzak var. O da ben bir yıl oldu yazıldım. Bir yıldan sonra bana geri dönüş yapıldı. Hala erzak gelmiyor. Yok, daha şu anda hiçbir şey gelmedi. Bir yıldan sonra beni aradılar. Sadece bir mont, bir de bot gönderdiler. Başka hiçbir şey görmedim yani. Ama ben mesela Şirin Evler'deyken orası daha iyiydi. Hem orası bütün yardımlarınızı karşılıyordu. Tabii, mesela işte nakdi olarak olsun, işte kırtasiye masrafı olsun. Mesela bak, okula başladık. Hiçbir kırtasiye masraflarını göremedik yani. Orası mesela kırtasiye masraflarını dağıttı. Kartlarını mesela millet gidiyor işte esnafla konuşuyor. Esnafa kartını veriyor. Limitliyorlar. Mesela işte Ramazan'da diyelim, Ramazan'da kart veriyorlar. Ramazan'da hiç öyle bir şey verilmiyor. Burası hiçbir şey yok yani. Çöp desen aynı şekilde yani. Her tarafa tamam çöp kutusu yerleştirilmiş ama çöpler bazen evet, alıp başını gidiyor. Yok yani, hiçbir şekilde yok tabii ki. Yani artı mesela halkla ilişkiler olsun, bir şikayet olsun, hiç şey olmuyor. Yazın mesela ilk defa ben burada mesela sivrisinek, böcek, her türlü şeyi burada görüyorum. Uçan çok böcekler var. Çok şikayet de oluyor çünkü konu komşumuz, herkes şikayetçi. Biraz bu durumda. Herkes mesela şikayetçi bu konudan. Yazın mesela sürekli sivrisinek olayımız oluyor. İşte ilaçlama yapılsa bir hafta yapılmıyor. Bir bakıyorsun ki yani hava mesela soğuk şeydir. Bakıyorsun ki işte efendime söyleyeyim, ilaçlama falan yapılıyor. Çok ters yani. Yanlış zamanda. Tabii yanlış zamanda. Yazın olduğu zaman yapmazsınız. Havalar soğuduğu zaman hemen ilaçları salarsınız. Anlayış sağlamadım. Şikayet ediyorlar ama şikayette bir yani bir gelişme yok. Geri dönüşüm alamıyorsun. Hayır hayır, hiçbir geri dönüşüm alınmadı yani. Yani ilgilenen yok. Çok böyle başıboş bir şey yani, bir belediye. Ben anlamadım. Hani her zaman sorulduğunda şimdi işte, sizin tam olarak istediğiniz yardımlar neler oluyor ya da ne bileyim belediyeden yani mesela, görmek istediğiniz şeyler. Ya aynı şekilde şu anda saydıklarımın hepsini mesela yani çevre düzenliği. Hem çevre düzenliği, erzak olsun, yardımı. Hem yani işte aynı şekilde muhtarı da olsun, muhtarımızdan da hiç memnun değiliz. Niye diyeceksiniz? Çünkü biz yani bu benim en doğal hakkım. Ben gidip fakirlik kağıdı almak istiyorum ama adam bana fakirlik kağıdımı vermiyor. Hiçbir şekilde ilgilenen yok yani. Çok yani öyle bir semt ki ilgili, alakalı hiçbir şeyleri yok. Yok yani. Sizi dinlemiyorlar diyorsun. Hiçbir şekilde yani. Herhangi bir sıkıntımız olduğu zaman dönüp onlara gidip söyleme imkanımız varken yani hiç ilgilenmiyorlar. Öyle bir kapı yok yani. Tamam, mesela diyorlar işte E-Devlet'ten başvurun. Gidin kaymakamlığa söyleyin. Şunu söyleyin, bunu söyleyin ama icraat önemli. İcraat. Yani önemli olan, ben şikayet ettikten sonra, konu komşum şikayet ettikten sonra gelip onu ilgilenmeleri, yani işin üzerine örtmeleri. Ama bu şekilde olursa işte hiçbir şekilde mağdur oluyoruz her şekilde. Bütün her şeyde mağdur oluyoruz. Mesela durumumuz yok, işte kiracıyım, söz konusu böyle bir şey oluyor. Mesela ben gidiyorum, yazılıyorum, geldim, boş, bir şey yok. 3 defa, 4 defa beni mesela belediyeden aradılar. İşte isminiz, soy isminiz, şu bu. Sordu. Ondan sonra ben dedim ki hani kabul edildim mi? Ne verilecek yani? Siz o kadar soruyorsunuz, ne verilecek yani? Ben tamam yazıldım ama işte biz sana dönüş yapacağız. Kapattılar. Üzerinden 6 ay geçti. Tekrar aradılar, tekrar. Ama dedim bak, siz beni aradınız, bilgi aldınız benden. Daha ne kadar bilgi alacaksınız? Yine bilgi istediler. Aynı şekilde aynı bilgileri aldılar. İşte kiracı mısınız? İşte çalışan var mı? Çocuk var mı? Yok mu? Aynı şekilde. Üçüncü sefer arayışında en sonunda işte bir tane mont getirdiler çocuğuma, bir tane de bot getirdiler geçen sene. Ondan sonra da efendime söyleyeyim, bundan bir ay önce de beni aradılar. İşte kaydınız kabul edilmiş,
işte bir tane evrak doldurmanız lazım. Gelip buraya evrak doldurmanız lazım. Gittim ki meğersem benim önceki telefonda yaptığım kayıt iptal olmuş. Sonraki tekrar o kağıdı doldurup onlara tekrar başvuru yapacağım. Hadi bakalım nereye kadar sürecek? Hala şimdi yine başa sardı diyorsunuz. Yine başa sardım aynen. Tekrar devam ediyor. Peki. Tamam, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok